Hamilelik çok çok önemli. Bazıları geçenlerde konuştuk. Beni aradılar, tekrar soru sordular. Dediler ki ya bu nasıl oluyordu? İşte erkek çocuk sahibi olma, bunu anlamadık vesaire diyenler oldu. Tekrar aydınlatır mısın diyenler oldu. Şimdi erkek çocuk sahibi olmak isteyip de olamayanlar için çok basit bir formül. Sperm, iki türlü sperm vardı. Erkeklik hormonu taşıyan spermler, erkek sperm, dişilik hormonu taşıyan, kromozomu taşıyan spermlere de dişi sperm denir. Erkeklik kromozom taşıyan spermler XX kromozomu taşır. Dişi spermler ise XY kromozomu taşır. Bunun özelliği şudur. Erkek spermler hızlı hareket eder, çabuk ölür. Dişi spermler yavaş hareket eder, uzun ömürlüdür. Cinsel ilişki sırasında erkek hanımından önce boşalırsa erkek spermler hedefi, yanlış mı oldu? Şimdi erkek hanımından önce boşalırsa çocuk erkek çocuğu olur. Çünkü hızlı hareket ettiği için yumurtala önce varır ve döllenme olur. Eğer ki erkek hanımından sonra rahatlarsa karıştık bu sefer galiba. Karıştırdık mı? Evet. La ilahe illallah madem sonra. Bu sefer çocuk erkek çocuğu olur. Yani erkeğin kontrollü hareket etmesi, hanımından sonra rahatlaması gerekir. O zaman çocuk erkek çocuğu olur. Erkek çocuğun erkek veya kız çocuğu olması erkeğin kontrolündedir. Kadının burada rolü yoktur.